Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3. sınıfta paralarımızla ilgili 2. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Paralarımızla ilgili problemler, basitten zora doğru arkadaşlar. Çok güzel problemler çözeceğiz arkadaşlar. Beni takipte kalın. Buyurun derse. Şimdi arkadaşlar, basitten zora doğru gideceğiz dedik ya. 6 tane 5 kuruş artı 2 tane 25 kuruş kaç kuruş eder diyor. Bakın, 6 tane 5 kuruşumuz var. Sonra 2 tane de 25 kuruşumuz var. Toplam kaç kuruş eder? Ne yapacağız arkadaşlar? 6 tane 5 kuruş diyorsa biz ne yapacağız arkadaşlar burayı ilk? Kaç tane 5 kuruşumuz var derken 6 ile 5'i çarpıyoruz değil mi arkadaşlar? 6 çarpı 5 nedir? 30 kuruş buradan paramız var. Şimdi bunu bir kenara yazdık. Sonra gelelim burada ne kadar paramız var? Ayrı ayrı paralarımızı sayıp topluyoruz arkadaşlar. 2 tane 25 kuruşumuz var. 25'e de 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? 2 çarpı 5 10 elde var. 1 2 çarpı 4 bir de elde var 5. 50 kuruş da buradan etti. Evet, buradaki paralarım 30 kuruş. Buradaki paralarım 50 kuruş. Ne yapıyorum arkadaşlar? Toplam kaç kuruşum var derken 50 artı 30'u topluyorum. Toplam 80 kuruşumuz varmış. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet, siliyorum. Bir dahaki problemi yazıyorum hemen. Diyorum ki 5 tane 5 kuruş artı 1 tane 50 kuruş. Bakıyorum, toparlıyorum arkadaşlar şimdi. Eğer 100'ü geçerse liraya çevireceğim. Birinci dersten biliyoruz değil mi? 100'ü geçtiğinde her 100'lük 1 liraydı. Değil mi arkadaşlar? İşin kolay kısmını öyle halletmiştik. 5 tane 5 kuruş. 5 çarpı 5 diyorum arkadaşlar. Kaç kuruşum var? Değil mi? Adet ve değer söylüyorsa biz bunu çarparız. Kaç tane şu? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bakkala gittiniz. Bakkal dedi ki size ekmek diyelim ki 2 lira. Siz dediniz ki ben 3 tane ekmek alacağım. Kaç para verirsiniz? Hemen düşünüyorsunuz değil mi? 3 ile 2'yi çarparım. Aynı hesap arkadaşlar. Tamam. Somutlaştıralım. Aynı. Bakkaldan 5 tane bir şey alacağız. Kaç para veririz? 5 çarpı 5'ten 25 kuruş burada var. Tamam. 1 tane 50 var. Onu çarpmıyoruz. 1 tane 50 yani 50 kuruştur. O zaman 50 kuruş da 25 kuruşu topluyorum arkadaşlar. Toplam 75 kuruşumuz var. Anlaştık mı? Devam ediyorum bakalım. Örneklerimiz gelsin. 10 tane 5 kuruş artı 6 tane 25 kuruş. Çok sakin arkadaşlar. Sizden sadece isteğim şu. Kaç adet kaç kuruş var? Kaç adet kaç kuruş var? Bunların bir toplamını bulalım bir. Anlaştık mı arkadaşlar? 10 tane 5 kuruş demek ne demek? 10 çarpı 5 arkadaşlar nedir? 5 çarpı 0 0, 5 çarpı 1 5. 50 kuruş etti burası. Şurası 50 kuruş. Şimdi buraya bakıyorum. 6 tane 25 kuruş. 25 çarpı 6 diyorum arkadaşlar. 5 çarpı 6 30 elde var 3. 5 çarpı 6 çarpı 2 12'dir. Elde var 3 15. 150 kuruşça burası etmiş arkadaşlar. Toplayalım mı kaç kuruşumuz var? 150 artı 50 kaç eder arkadaşlar? 200 kuruş etti değil mi? Ben 200'ü kuruş olarak mı bırakacağım? Ne yapıyordum? Her yüzlük 1 liraydı. Her yüzlük 1 liraydı. Burada kaç tane yüzlük var? 2 tane yüzlük var. O zaman 200 kuruş 2 lira eder. Doğru mu arkadaşlar? Hadi bakalım devam ediyorum. 8 tane 25 kuruş artı 4 tane 50 kuruş. Evet, bir kuruşları hesaplayalım bakalım. 8 tane 25 kuruş kaç yapar? 25 ile 8'i çarpıyorum. 5 çarpı 8 40. Elde var 4.
8 çarpı 2 16. 4 de elde vardı. 20 etti. 200 etti burası arkadaşlar. 4 tane 50 kuruş. Ne yapıyorum? 50 ile 4'ü çarpıyorum. 4 çarpı 0 0. 4 çarpı 5 20. Burası da 200 kuruş etti. 200 kuruş burada var. 200 kuruş burada var. Gerisi bize toplamak kalıyor arkadaşlar. 200 ile 200'ü topladım. 400 kuruş etti. Şimdi hocam 100'ü aştıktan sonra neydi kuralımız? Kuralımız diyordu ki 100'ü aştıktan sonra liraya çevir. Kaç tane yüzlük var burada? 4 tane yüzlük var. Artanlar olsaydı onları kuruş yazacaktık. Bu eşittir 4 lira. Mesela bir hatırlatma daha. Birinci dersimizde bunu çok yaptık ama bir daha bir hatırlatma yapıyorum. 425 kuruş olsaydı arkadaşlar buna ne diyecektik biz? Kaç tane yüzlüğüm var? 4 tane. Bu yüzlükler liraya çevriliyordu. 4 lira. Geriye ne kaldı? 25. Geri kalanlar kuruş. 4 lira. 25 kuruşum var diyoruz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum. Bir dahaki problemlerim geliyor bakalım. Diyorum ki 5 tane 5 kuruş 3 tane 25 kuruş bir de artı diyelim arkadaşlar 2 tane 50 kuruş. Ne yapıyorduk? Kimden kaç tane varsa onunla çarpıyoruz. 5 tane 5 kuruş. 5 çarpı 5 nedir? 25. Burayı hallettim. Sonra adım adım gidiyorum. Burayı halledelim. Sonra burayı halledelim. Evet. 3 tane 25 kuruş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 25 çarpı 3 diyorum. 3 çarpı 5 15 elde var. 1. 3 çarpı 2 6. Bir de elde vardı 7. 75 kuruş buradan geldi. 2 tane 50 kuruş. 50 ile 2'yi çarpıyorum. 0. 2 çarpı 5 10. 100 de buradan geldi. Hepsini toplayalım bakalım. 100 75 25 toplayalım bakalım arkadaşlar. 5 artı 5 10 elde var 1. 2 artı 7 9 elde de var 1'di 10. 10'un 0'ı elde var yine 1. 1 aşağı inerken elde var 1 geldi 2. 200 kuruşumuz kaç lira edecek arkadaşlar? Kaç tane yüzlüğümüz var? 2. Başka geri kalan var mı? Yok. Demek ki sadece 2 lira bizim paramız oluyormuş. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şöyle bir soru. Diyor ki Ali kumbarasına her gün 100 kuruş atıyor. Bir hafta sonra kumbarasında ne kadar parası olur? Arkadaşlar her gün 100 kuruş atıyoruz. Soruyu önce sakin okuyoruz. En büyük hata ne olur biliyor musunuz? Soruyu göre gömez heh deyip böyle işleme sakın gitmeyin. Soruyu bir okuyun. 100 kuruş atıyor. Ne kadar sonra diyor? Bir hafta. Bir hafta ne kadar? Ben neyle çarpacağım bir hafta derken? Hocam her gün diyor bir hafta. Ya bir hafta 7 gün değil mi arkadaşlar? O zaman ben 100 kuruşu neyle çarpacağım? 7 ile çarpacağım değil mi? 7 çarpı 0 0. 7 çarpı 0 0. 7 çarpı 1 7. Toplam ne kadar olacakmış? 700 kuruşu olacakmış. Bu da nedir arkadaşlar? 7 lira eder değil mi? Her yüzlük 1 lira ediyordu. Şimdi şöyle bir soru var. Hadi bakalım. Problem sorularına detaylı giriyoruz bakalım. Ahmet mağazadan 35 liraya gömlek 47 liraya pantolon alır. Alır. Satıcıya 100 lira verdi. Para üstü ne kadar olur? Sevgili arkadaşlar bakın problem sorusu. Dikkat edelim.
Mağazadan 35 liraya gömlek, 47 liraya pantolon aldı. Satıcıya 100 lira verdi. Şimdi ben size sorum şu arkadaşlar. Siz markete gittiğinizde diyelim ki 2 liralık bir şey aldınız. Markete 5 lira verdiniz. Ne kadar para üstü alırsınız? Hemen düşünüyorsunuz değil mi? Hocam 5'ten 2'yi çıkar 3. İşte bu mesele de aynı. Verilen paralar toplanır. Tamam mı arkadaşlar? Ben buraya, bu satıcıya ne kadar para verdim? Bir gömlek aldım, bunu verdim. 47 liraya pantolon aldım, bunu verdim. Şu 47'yi düzelteyim. Tamam mı arkadaşlar? Sonra satıcıya 100 lira para verdim ben. Ne kadar para üstü olur? Bir verdiklerimi toplayayım. Değil mi? Sonra verdiğim paradan çıkarırsam geri kalanı hesaplayabilirim. Değil mi arkadaşlar? Evet, 47 ile 35'i toplayalım. Biz aldıklarımız ne kadar tuttu? Bakalım. 7 ile 5'i topla. 12 elde var 2. Elde var 1 pardon. 4 ile 3'ü topla. 7 elde var 1. 8. 82 lira bu arkadaşımız Ahmet. Mağazadan aldıkları tutmuş. Şimdi mağazaya ne kadar vermiş? Soruyu her bölümde bir daha tekrar okumanız gerekiyor ki anlamlandıralım. Anlamı kaybetmeyelim. Satıcıya 100 lira vermiş. Ne kadar para üstü alır diyor. Tamam mı arkadaşlar? Ne kadar para üstü. O zaman biz şimdi ne demiştik? 2 liralık bir şey aldığımızda 5 lira verdiğimizde ne deriz? 3 lira bize geri verir. Neden? Kafadan çıkartmak kolay. Bunu da düşünelim o zaman. 100 verdik. 82 tuttu aldıklarımız. Ne kadar para üstü alacağız? Çıkartma yapıyoruz. 100 liradan 82'yi çıkartıyorum. Bakın bu tip çıkartmalarda bazı arkadaşlarımız sorun yaşıyor. Burada yok ya, buradan bir birlik aldım. Burası ne oldu? 10 oldu. Yanındaki sıfırlar kaç tane sıfır olursa olsun 9 eder. Tamam mı? Burası sıfırlandı sonra. Bu birliği verdiği için burası sıfır. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 8 çıktı arkadaşlar. 1, 0 bir şey kalmadı artık. Cevabımız 18 lirası kalır. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar?